Demek ki her şey bu kızların başının altından çıkmış ha. Oğlum bana bak, bu kızlar Samar'a çıkmadı da bu herif kesin bak vampir çıkacak, bak gör bak. O değil de şu çantada ödül parası mı var yeğenim? Ha, ödül parası mı? Oh be Rabbim ya. Bu yaptığınızın suç olduğunu biliyorsunuz değil mi? Kızlarım adına çok özür dilerim. Dileme, dileme. İşte vaat ettiğim ödül bu çantada. Alın ve gidin. Ana, bu hanımefendiler ve anneleri benimle gelecek. Bak şimdi ya. Oldu. Evet. Turan Bey. Biz böyle oturuyoruz, ses sakin değil. Sen bizi kavanoz sandın herhalde de. Biz kızlar sağ teslim edecek değilik yani. Öyle mi? Öyleyse polise. Ruhi. Allah evin yangınlardan kurtuldu. Ama her gece kurşunlansın istiysen sen bilirsin. He, beni tehdit mi ediyorsunuz Ruhi? Tehdit gibi değil ya. Ne bileyim hani illa kurşun olması gerek yok. Ne bileyim yani, su basabilir. Fareler olabilir. He, belki yarasalar basabilir. Bak yarasaları pek severim. Sizi de sevdim. Neyse. Hatırınız için bu seferlik şikayetçi olmayıp evin hasar faturasını size vereceğim. İşte ne? Bize mi fatura edeceksin? Ne alaka ya? Sen bizim ciddiyetimizi pek anlamadın herhalde. Benimle vakit kaybetmeyin Ruhi. Amcanıza bakın. Amcanıza. Amca ne edin ya? Lan dikişleri patlamış ya. Canım amcam ya, günahını aldık bir de. Sen... Lan! Oğlum nereye gitti o adam yine? Birden kayboldu ya lan. Ne yiyorsun gitsin ya? Ortamın ısısını düşürüydü zaten. Ablacığım, bu sizin. Bizim mi? Niye ki? Çocuklarınıza başınızı sokacak bir ev alırsınız işte. Ama sizin hakkınız bu. Size verdi Duran Bey. Aa, ne kadar hakkaniyet, ne kadar kibar bir kadın ya. Evet amca, o yüzden de hanımefendinin hakkı yani. Onu verdik değil mi amca? Çok şükür bizim ihtiyacımız yok değil mi amca? Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Öpün kızlar amcalarınızın elini. Hadi hadi kalkın. Öp kızım, öp. Aferin bana. Var, gel bana. Öpeyim sen de. Hadi aferin. Gel işte yanına. Hadi. Bak, hadi. Amcanıza da teşekkür ederim. Teşekkür edeyim. Giysenize kızım. Teşekkürler. Teşekkürler değil, teşekkürler. Teşekkürler diyor ya. Maşallah ya. Çok tatlılar maşallah. Eyt be, sofraya bak be. Yalnız mavişim. Küçük bir dokunuşum var, onu bekle. Oy! Oy! Allah'ım! Ben sana demedim mi? Senin kocan her şeyi düşündü demedim mi ben sana? Vallahi düşünmüş. Şimdi ne yapacaksın acaba Yıldız? İyi aşkım, her şeyi düşünmüşsün, her şeyi düşünmüşsün. Ne ara düşündün ha bunları? Sen düşündürdün zalımın kızı. O kadar naza çektin ki kendini, yaratıcılığım arttı yani. Kuzey, kurban olayım, başlama yine. Tamam, tamam. Şimdi çayımız demlendi, oturuyor. Biz o zamana kadar şöyle küçük bir çay içmeyelim mi? İyi. Aşkım ama olur mu şey bak daha açız, daha yemeğimizi yemedik daha. Ya yeriz yeriz. Benim ruhum doysun önce. Acım ben aç. Kocacığım ama bak bu kadar güzel romantik bir masa hazırlamışsın. Yazık bunlar burada kalsın mı? Kalsın kalsın. Kalmasın kalmasın. Bunları yiyelim bak bu kadar hazırlamışsın. Sonra bunlar soğur. Ya mavişim onlar soğuk zaten. Ben öyle ayarladım. Zeytinyağlı bunlar. Sabaha kadar dursa hiçbir şey olmaz bunlara ya.
Çay. O zaman çayımızı içelim. Ha, çay oturdu madem. Bu zamana kadar çayımızı içelim. Bir dakika. O zaman bir bardak çay içeceğiz. Sonra yanıma geleceksin. Söz mü? Yıldız, sana diyorum. Söz mü? Şimdi ne yapacaksın Yıldız? Düşün. Düşün ola düşün. Haydi ha. Buldum. Ne oldu? Elim yandı. Elim yandı. Elim yandı. Dur, bir şeyin kalmayacak. Yok, aha güzel. Yok, bu böyle olmayacak. Beni hastaneye gitmem lazım. Abişim, şuncacık şey için hastaneye mi gidilir? Aşkım, ya derim soyulursa, ya böyle bu kadar şişerse, ya ateşim 45'e çıkarsa. Yavrum, kızarmamış bile bir şey olmaz. Geçer bu. Yok, aa, sen beni sevmiyorsun. Aha, beni sevseydin hemen hastaneye gidelim derdin. Yıldız, sen beni sevmiyorsun. İki gündür yanıma yanaşmamak için türlü bahane buldun ya. Aşkım, ne alakası var? Ha, görmedin mi? Elime su döküldü, elim yandı. Yanmadı efendim. Sen benim yanıma yanaşmamak için bahane uyduruyorsun. Aşkım, olur mu öyle şey? Olur. İki gündür niye hiç öpmedin beni? Ne oldu ya? Evlenince senin aşkın mı bitti? Olur mu öyle şey? Kuzey, ben seni çok seviyorum. Hatta önceki halimden, öncekinden bile daha çok seviyorum seni. Niye yanıma gelmiyorsun o zaman? Niye bu kuru öpücüğü bile çok görüyorsun bana? Ben farkına varmamışım. Gel, gel ha öpeyim. Bu ne ya? Ben senin çay arkadaşın mıyım? İyi tamam. Aha, öteki taraftan da öpeyim, hatır kalmasın. Ya dalga mı geçiyorsun benimle? Duduş nerede Duduş? Kuzey, kurban olayım. Bak hadi ısrar etme. Yemeğimizi yiyecektik. Yemeğimizi yiyelim. Yok. Öpmeden bırakma. Olmaz, ne olur Kuzey. Olur, olur. Olmaz, olmaz. Ya olur. Dur Kuzey. Kaşındın Osman Bey. Oh, kenafir kızım gelmiş. Hoş geldin kızım, hoş geldin. Gel, geç kızım, geç. Ben Osman'a ulaşamadım, merak ettim de. Evde mi acaba kendisi? Evde, evde. Sabahtan akşama kadar dana gibi yattı. Geç kızım, geç içeri. Kızım, niye öyle yabancı gibi duruyorsun? Geçsene içeri. Yok, ben rahatsızlık vermeyeyim. Ulan ne rahatsızlığı? Biz artık akrabayız. Hem burası artık senin de evin sayılır. Bizimki geldiğini duymadı, hala inmediğine göre. Osman, Osman, gel bak gel, misafirin var oğlum. Ula hala uyuyun mu Sıpa? Gel bak, dünür gelinim gelmiş. Uyuyor herhalde. Kazık kadar adam olmuş, öğlene kadar yatıp duruyor. Kalkayım da bir işin ucundan tutayım dediği yok. Ama lafa geldiğinde evleneceğim demesini biliyor. Ya Osman, Osman! Kenafirin geldi diyeyim oğlum. Duymayın mı? Misafir kaldıracak havamda değilim. Kendini naza çek iyi hayta. Oğlum, bak kız sana ulaşamayınca merak etmiş. Kalkmış buralara kadar gelmiş. İyi, teftişi bittiyse şimdi gidebilir haydi. Lan! Söyle nereye gitsin? Nereye istiyse oraya gitsin. Ama o zaten olmak istediği yerde. Güvenmediği adamın evinde ne işi varmış be? Ya uzatma da in aşağı. Gelin adam gibi konuş. Ya o beni adam yerine koyup da konuşmuş mu ki şimdi ben onunla konuşayım? Ya kızım ne oluyor? Buna bir haller gelmiş. Siz kavga mı ettiniz?
Ben Osman'ı biraz kırdım da Bedri amca. Osman, tamam biliyorum. Bana çok kızgınsın, kırgınsın ama bak böyle halledemeyiz. Konuşalım ha? Sen gelmiyorsan ben geliyorum. Gelme! Gelme diyeyim kızım, gelme anlamayın mı? Benim senin gibi bir oyunbazla işim olmaz. Nereden geldiysen oraya git. Hadi daha da arama beni. Kızgın mızgın ya. Ben daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Ya kızım. Şunun tatlılığına bakar mısın ya? Ne kadar tatlı. Lokum çocuk ya. Lokum bu. Lokum, lokum. Ay. Ayra'ya da nasıl yakışmış analık. Güzelliğine güzellik katmış değil mi Yıldız? He, güzelleşmiş ama işinden gücünden de olmuş yani. Aman ya. Sen ona ne bak? Onun zaten çalışmayan niyeti iyi oldu ki. Sen kendin için korkuyorsan korkma yani. Sen o çocuğu yap. Uzay gerekirse. Gerekmediği halde evde oturur o çocuklara bakar. Çocuklar mı? Ay. Kız ne ara çocuklar oldu? Ha çocuk diyordunuz ya ne ara çocuklar oldu? Ama Yıldız teyzesi bakar mısın? Al bakayım bucağına. Kız, al bir fotoğraf dur, çekeyim. Dur verme anam. Aha kusturdum ya çocuğu az önce. Bir şey olmaz. Ah canım ya. Ah canım ya. Ah canım. Bak bakayım. Daire teyzine bak bakayım. Bak bakayım. Lokum. Lokum. Ah canım. Kahveleriniz geldi. Sağ olasın. Eline sağlık arkadaşım. Afiyet olsun. Anam kız benim gargom gelmiş ya. Kahveni içmeyecek misin? Ay yok 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 ben gideyim yetişeyim. Yenge nereye? Ben de gelseydim ya. Ay yok yok sen atayla oyna oyna biraz daha oyna. Ben şimdi hemen gider gelirim kapanmazsın. Geçirseydim ya seni. Yok kız ben giderim kendim yorulabiliyorum. Hadi görüşürüz. Yenge. Allah Allah. Maşallah alıştınız birbirinize. He, alıştık mı yakışıklı? Alıştık mı birbirimize? Hı? Efendim? Evet benim. Uy, ata, ata dur kurban olayım. Anam saçım, anam. Dur, 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 dur. Uy, uy, dur, dur, ona. Dur, 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 dur. Anam, dur, tamam, dur, dur. Ha, uy, ata. Ne diyorsunuz? Tamam, hemen geliyorum. Ay, kreşten aradılar. Benim büyük oğlan Sefa düşmüş. Oy Allah'ım esirgesin. Önemli bir şey yok inşallah. Çok korkmuş, ağlıyormuş. Hemen gidip onu almam lazım. Sen Atay'la ilgilenebilir misin? Nasıl? İkimiz yalnız mı? Evet, kreş çok yakın zaten. Hemen gidip gelirim. Tamam. Tamam tamam, hadi görüşürüz. Tamam ha. Oy Allah'ım. Kaldık mı baş başa yakışıklı? Kaldık mı baş başa? Ne yapacağız ula biz şimdi seninle? Uy. Sen onu bağ mı yaptın? Ha? Bağ mı yaptın sen ha onu? Ata, bağ bak benim yüzüme bak seninle konuşurken. Bağ mı yaptın ha o sesi? Bak benim yüzüme bak, ha yüzüme bak. Bu altına mı yaptın? Hiç yakışıyor mu asa bu hareketler? Niye altına yaptın? Kim temizleyecek ha bunları? Ondan mı yüzüme bakamıyor? Ata benim yüzüme bak kurban olayım. Ne yapacağız ha şimdi? Kim temizleyecek senin altını? Kim temizleyecek? Bak baba öyle bak. Aa ben temizleyemem. Ula ben nasıl temizleyeceğim senin altını? Yok yok aa ben yapamam. Ata kusura bakma yani. Allah'ım. Allah'ım sen bana yardım et. Oy.
ata. Nasıl geleceğiz bu işin üstesinden acaba? Nasıl geleceğiz bu işin üstesinden? Gülme oğla, gülme. Haydi Yıldız. Haydi, sana güveniyorum ha. Başarabilirsin. Oh, oh hey. Ulan bu küçücük bedenden nasıl çıkardı sen abi bunları bu kadar? Ya Allah. Oh. Dur nefesimi tutayım ha. Uy, uy, uy. Ah, Allah'ım ne yapsam? Gerimi kapatsam acaba ne yapsam? Kurban olayım, öyle bakma. Yazık ha, nasıl kapatacağım ben bunun altını geri, yazık. Tamam Yıldız, haydi yapabilirsin ha, yapabilirsin. Tamam, 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 yapacağım ha, yapacağım ha. Huy. Huy. Ay! Oh hey! Ata kızım. Aa, böyle sessiz sakinleşeceğini bilseydim ben seni çoktan bindirirdim abi bu arabaya. Evde de seni böyle gezdirirdim ya. Dur bir bakayım. Oy benim kuzum. Oy benim pamuk yüzlüm uyumuş ya. Aferin sana, aferin. Oy oy, nasıl da güzel uyuyor. 41 kere maşallah, çok tatlı bir çocuk. Teşekkür ederiz. Ama böyle olmaz. Arabasına bir nazarlık falan tak annesi. Oy. Oy annesi. Ay kulağa da pek hoş geliyor ha. Annesi. Oy. Efendim Ayla, efendim arkadaşım. Ne yaptınız Yıldız? Geliyorsunuz değil mi? Geliyoruz, geliyoruz. Sahil yolundayız. Sefa nasıl? Bir şey yok inşallah. İyi, çok şükür. Babasını bıraktım. Hastanedeler şimdi. Her şey yolunda değil mi? Her şey yolunda arkadaşım, tamam. Haydi görüşürüz. Lan ne oluyor? Az biraz önüne bak, kolumu çürüttün ya. Ay kopmaz kolum. Merak etme. Bak bak bak, laflara bak. Aha bir de özür dileyeceğini bir de üstüne çıkmaya çalışıyor. Ay hiç uğraşamayacağım seninle. Şekilli ayağımın altından da ezilme. Paçoz domates. Ney? Ne dedin o sen? Bağ mı dedi onu? Bağ mı dedi onu? Sağ dedim tabii. Kime diyeceğim senden başka? Tiftik. Oy Allah'ım sağ sığındım. Bağ bak ula. Bir daha karşıma çıkmayacaksın, anladın mı? Aa karşıma çıkarsan yersin abi o tokadı. Allah Allah. Şuna ettiği laflara bak ya. Şuna bak ya, hem suçlu hem güçlü. Ha var ya, benim sinemi dememe çıkarsa daha yersin böyle tokadı işte. Yersin yani. Uy, rahatladım. Aa, bir atlık geldi üstüme. Ne yalan diyeyim şimdi. Uy. Uy. Efendim arkadaşım. Yıldız, geliyoruz dediniz ama hala yoksunuz. Neredesiniz? Canım kusura bakma. Küçük bir vukuat çıktı ama hallettim. Geliyoruz şimdi. Sahil yolundayım. Ne oldu Yıldız? Korkutma beni. Ata iyi mi? Bir göstersene. Kız yok. Aha ne olacak? Ben yanında varken ne olabilir acaba Ata'ya? Dur bekle, az. Az bekle, gösteriyorum. Oy. Oh hey. Aman yarabbi. Allah'ım. Yıldız, ne oldu? Ula bu kedi mi? Yıldız, ne oldu? Ne kedisi? Merak ettim. Göster bir atayı. İyi, şey arkadaşım, bebek arabasının yanında bir kedi gelmiş. Allah seni inandırsın. Ben şimdi onu arabanın yanından kovayım. Bak sen de beni oyalama. Hemen geliyoruz biz, hemen geliyoruz. Haydi. Oy Allah'ım. Ata nerede? Ay Allah'ım. Arabalar karışmış. Arabalar karışmış. Hoş. Gökçe dur. Gökçe. 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 Yıldız. Gökçe.
Gökçe. Gökçe. Hadi. Hadi kardeşim biz evimize gidelim. Boş ver hadi. Abla bırak ya. Osman gelene kadar hiçbir yere gitmiyorum ben. Osman! Osman! Ne oluyor ya? İn aşağı çabuk konuşacağız. Konuşacak bir şey kalmadı. İyice rezil ettin kendini. Daha da fazla rezil etmeden git buradan hadi. Akşamdan beri girdiğin hallere bak ya. İyice rezilli çıktı bu işin yani. Öyle mi? Gökçe! Baldız! Gökçe! İyice rezil olayım ister misin? Aa! Aa! Ne yapıyorsun ya? Nasıl? Rezil oluyor muyum? Gökçe! Gökçe! Hadi! Hadi boş ver bırak elini. Hadi gidelim. Siz karışmayın abla! Osman çabuk buraya gel. İyice rezil olacağım. Bak şimdi ben. Yapma! Vurma, yapma! Ekmek tekme bu benim ya, ne yapıyorsun Gökçe? Sen haklıydın Osman. Ben sadece kırıp dökmekten anlarım, başka hiçbir şeyden anlamam. Beni çok iyi tanımışsın. Yapma! Senin var ya... Vurma! Ne yapıyorsun ya? Kızım, kızım sen ne ettin ya? Gökçe bak, bir yerine bir şey olacak Gökçe. Güzel kızım, yapma. Emin niye boş boş bakıyorsun? Gelip bir şey yapsana. Dolmuşu hurdaya çevirmiş ya. Siz karışmayın Bedri amca. Bağırma amcaya. Kızım. Tut. Yaklaş hepinizi parçalarım. Osman son kez soruyorum. İniyor musun? İniyor musun? Osman la insene aşağıya. Görmeyin mi? Dolmuşu ne hale getirdi? İyi miyim ulan? İnmeyeyim. Benzin döküp yaksan da inmeyeyim aşağı. Şimdi seni arayıp polise şikayet edeceğim. Hadi kız sen yavrum. Emin, al gel telefonu. Tamam, tamam amca. Ne yapıyorsun? Not alacağım. Evet amca. Şoför yanarası 500 lira. Farlar, tampon 1000 lira. Ha. Ön cam yaz, ön camı da yaz. Kaç? 1500. Alo. Bir ihbarda bulunacaktım. Gökçe, Gökçe. Hadi gel. Gidelim, başımız belaya girecek. Hadi gel, gidelim ablacığım, ne olur. Abla bırak. En büyük bela benim. En büyük bela benim. Kızlar. Yavrum. Çıkar beni buradan. O kadar söyledim. Şeref Moğluoğlu'nun torunuyum dedim. Kimse dinlemedi beni. Tıktılar buraya. Fıstık yer misin? Ha? Biliyorum bana çok kızgınsın ama bir çıkayım buradan her şeyi anlatacağım sana. Söz veriyorum. Acasın. Ne? Aç. Baba ne yapıyorsun? Baba yapma. Niye? Kabuklu kabuklu yesene işte. Baba ne bu tavır ya? Ben senin kızınım kızın. Gururun mu incindi? Saygısızlık mı ettik? Yok. Ben yaşam döngüsünün içinde birilerine bir faydası olan her canlıya saygı gösteririm. Sadece saygısız ve işe yaramazlar hariç. Gerçekten benim için böyle mi düşünüyorsun? Haksızlık ediyorsun. Haksızlık ediyorum. Peki. Bir değerlendirelim. İş var mı? Yok. Çalışmak? Yok. Okumak? Yok. Saygısızlık ediyor muymuşum? Bence etmiyorum.
Bana diyorsun ama sen de aynılarını yapıyorsun. Sinirlenince önünde ne varsa yıkıp geçiyorsun. Ya beni biraz anlamaya çalışsan, bir dinlesen ha? Senin neyini dinleyeceğim ben kızım? Her şeyin zarar. Beni bırak. Kendine en ufak bir faydan dokunuyor mu? Faydalı bir şey yapıyor musun? Ya tamam haklısın, ben hatalıyım, özür dilerim. Keşke zamanı geri alabilsem. Keşke Osman o testi yapmasam. Hala test diyor bana ya. Karakola düşmüş, nezarethanede karşımda duruyor. Hala bana test diyor. İnsan da birazcık utanma, arlanma olur kızım. Ya baba ben yaptıklarımla gurur mu duyuyorum sanıyorsun? Pişman değil miyim sanıyorsun? Beni çok seven bir adamın kalbini kırdım ben. Onun sevgisini, sadakatini sorguladım. Pişmansın öyle mi? O zaman neden insanların ekmek teknesini paramparça ettin? Ben senin kızınım. Senden ne gördüysem onu yaptım. Sandalye neyine yetmiyordu kızım? Yok, hata bende. Ben diyorum ki kızlarım eskisi gibi değil, olgunlaştılar artık. Ama yok. Siz çocuksunuz. Çocuk. Aşkı da, ayrılığı da beceremiyorsunuz. Baban, beni çıkarmayacak mısın buradan? Başka seçeneğin var mı? Açabilirsin kardeşim. Sağ olasın, kolay gelsin. Sana da abi, yine bekleriz. Geliriz, geliriz. Mine, sana diyorum Mine. Mine! Abi! Mine! 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 Kızım. Mine, kızım iyi misin? Mine! Hadi kendine gel kızım, hadi. Baba? Ne olur ki? Yok bir şey kızım, yok bir şey. Mine böyle kriz anlarını daha çabuk atlatıyor. Feride, kızım senin var mı böyle bir kriz anında yaşadığın bir şey? Yani ben henüz tetiklenmedim ama tetiklendiğimde görürsün. Ben çay alıp geleyim ha. Sıcak sıcak içersiniz iyi olur. Ben çay alıp geleyim. Gökçe. Gökçem oğlu oğlu. Gökçem oğlu oğlu burada. Yıldız abla. Ne? Yıldız abla. Yıldız abla. Yıldız abla. Gökçe nerede? He? İyi mi? İyi de. İyi de. Osman. Ablacığım bak. Şimdi söyleyeceğim ama sakin olacaksın, tamam mı? Ne oldu? Gökçe beyin kanaması geçirdi ama şimdi kanamayı durdurmaya çalışıyorlar. Sen ne diyorsun Yıldız abla ya? Ablam çok üzülmüş. Üzülünce de bir başı herhalde döndü, düşmüş. Düşünce de ondan olmuş. Benim yüzümden oldu. Benim yok oğlum yok. Niye senin yüzünden olsun? Yok ablacığım yok. Yok oğlum yok bir şey. Benim yüzümden oldu. Ben gidiyorum. Hayır. Osman. Benim yüzümden. Hayır Osman. Osman dur. Nerede? Sakin ol. Nerede Gökçe? Ağzını değil, sakın utanma. Nerede? Odasını söyle. Sakin ol. Ben gideceğim. Dur, dur, dur. Sakin ol. Sakin ol. Osman. Bırak. Tamam, hemşire. İki evladın daha var. Biraz dirayetli ol. Ha? Onlar güçlerini senden alacaklar. Sakin ol. Evlat korkusundan daha büyük bir korku yokmuş baba. Öyle tabii. Daha büyük ne olacak? Ana baba olmak zor bir iştir evlat. Ama şimdiye kadar onların yamacında nasıl böyle dimdik durduysan
öyle duracağım. Yol yok. Çıktı. Doktor, çıktı. Nasıl kızım, iyi mi? Ameliyat olacak mı? Kanama durdu mu? Beyin dokusunda tahribat oluşmadan kanamayı durdurmayı başardık. Ay. Şimdi derin bir nefes alabilirsiniz. Ay. Nasıl, ameliyat olmayacak mı yani? Şimdi tedbiren uyutuyoruz. Uyandığındaki tabloya göre tekrar bir bakacağız. Ah, gördün mü? Baba kızım kurtuldu. Ben sana demedim oğlum, bizim kenafir göz ne yapar ya, ben kurtulur diye. Geri kız buraya. Ay. Allah'ım sağ ol, şükürler olsun. Doktor şimdi yani Gökçe iyi değil mi? Yani geçti gitti her şey, iyi. Şimdilik endişe edecek bir durum yok. Ama hasta uyanmadan da fazla bir şey söylemek doğru olmaz. Peki ne zaman uyanır? Sabaha karşı uyanır diye düşünüyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol doktor. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol doktor. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Hadi, hadi, hadi. Çok mutluyum sen anne. Hadi canım, yavaş yavaş. Geleceksin kendini ya. İyi olacak, iyi olacak. Korkma, iyi olacak. Yıldız abla, kanamayı durdurmuşlar. Oy Allah'ım sağ şükürler olsun kıza, gözümüz aydın. Hangi yüzle gelmiş buraya? Kuzey, Kuzey öyle deme, kurban olayım ha. Çok üzüldü, çocuk çok üzüldü. Kenafir'im nasıl? Kuzey abi, iyi mi? Sana ne lan benim kızım da? Kuzey, Kuzey, Kuzey. Nerede? Bir kere göreyim mi? Bir kere görebilir miyim? Nasıl? Oğlum tamam. Benim yüzümden yatıyor orada. Bir kere göreyim mi olur? Sakin ol, bana bak. Bak, çocuk ha sinir krizlerine girdi. Sakinleştirdiler, zor zapt ettiler kurban olayım. Kendini suçlayıp duruyor zaten. Suçlayacak tabii. Benim kızım onun yüzünden bu halde. Benim yüzümden! Dur, dur. Tamam, Osman. Benim yüzümden, benim yüzümden. Oğlum, tamam lan. Vursana bana. Baba değilsin sen. Senin kızın benim yüzümden yatıyor orada. Vursana bana. Kuzey kurban olayım. Vur hadi, ne duruyorsun? Vursana. Dövsene beni. Dağıtsana ağzımı bunu. Bir şey yapsana. Oğlum. Kuzey. Kuzey abi, lütfen abi. Kuzey, bana bak, bana bak. Sakin ol. Kurban olayım, gözümün içine bak. Haydi, gel dışarı çıkıp biraz hava alalım mı? Haydi. Tamam. Ağlayamam. Oğlum. Kalk lan. Kalk oğlum, kalk. Tamam, tamam, bir şey yok. Gel tamam, oğlum, kalk. Gel oğlum, kalk. Kaldır. Kalk, kalk. Tut. Gel oğlum. Koşun be, gel. Neredeyim ben? Günaydın, hastanedesiniz. Hastane mi? Ne oldu ki bana? Ben doktorunuza haber vereyim, o sizi bilgilendirir. Yok, babamı istiyorum ben, babama haber ver. Merak etmeyin, babanız, hatta tüm aileniz dışarıda. Sizin uyanmanızı bekliyorlar. Ne olur babamı çağırın bana, ben babamı istiyorum lütfen. Tamam, biz şimdi doktorunuza ve babanıza haber vereceğiz. Ama heyecan yapmak yok, tamam mı? Kuzey Bey. İyi mi kızım? Ne oldu? Nasıl oldu durumu? Korkmayın, korkmayın. Kızınız gayet iyi. Az evvel uyandı. Sizi görmek istiyor. Oy Allah'ım sağ şükürler olsun. Oy Kuzey. Mavişim duydun mu? Beni görmek istiyormuş. Ya. Doktoru geldiğinde sizi de içeri alacağız. Onun izni olmadan giremezsiniz. Tamam. Aa, gel iyi Kuzey, gel iyi. Doktor bey, 5 dakikacık görebilir miyim kızım? Tabii, buyurun. Beraber girelim. Kızım. Baba. Yavrum. Kızım, çok korkuttun bizi kızım. Yıldız anne, kurban olayım. Çok korkuttun bizi ha, çok korkuttun. Kızım ne oldu, nasıl düştün, bayıldın mı yine? Bilmiyorum, ya hatırlamıyorum ki, bayıldım herhalde. Bayılmışsın ha, düşüp bayılmışsın. Hayret,
Yani genelde kontrollü düşerim ama. Oy Allah'ım. Ne sıklıkla yaşanıyor bu bayılmalar? Ya çok sık olmuyor. Hatta bir senedir hiç olmuyordu. Anlaşıldı. Bedenin senin kadar ketum değil herhalde, değil mi Gökçe? Müsaade eder misin? Seni muayene edebilir miyim? Hı hı. Hissediyor musun? Neyi? Ayağının altına minik bir iğneyle baskı uyguluyorum. Peki şimdi hissediyor musun? Hayır. Hissedebiliyor musun? Hayır, hissetmiyorum. Kıpırdatamıyorum. Baba! Baba, bacaklarımı kıpırdatamıyorum. Hissetmiyorum ben. Neden hiç hissetmiyorum? Doktor, ne oluyor? Ya bir şey söylesenize, ne oluyor? Niye hissetmiyorum? Gökçeciğim, sakin ol. Önce bir muayene etmeme izin ver. Baba! Peki şimdi? Yok! 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 Hissetmiyorum! Yok! Hiçbir şey hissetmiyorum baba! Baba, ne olur bir şey söyleyin, ne oldu? Neden hissetmiyorum baba bacaklarımı? Baba, kıpırdatamıyorum. Ne oluyor? Baba, ne oluyor? Şimdi söyleyeceklerim sizi biraz ürkütebilir ama korkmayın lütfen. Ne oluyor ya? Neden hissedemiyorum ben bacaklarımı diyorum, niye? Bacaklarındaki hissizliğin sebebi geçirdiğin beyin kanaması. Buna bağlı olarak hemorajik felç geçirmişsin.